Let's go. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalım ve şu anda trafikteyiz. Bu kez trafikte yanımda kendine müzisyen lakaplı Kemal var. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk abi. Sana bir şey soracağım. Oyun oynayanlar ezik midir? Oyun oynayanlar ezik midir? Niye güldün, komik mi? Yıkıktır. Yıkık mıdır oyun oynayanlar? Oyun oynayanlar iğrenç midir? Abi hep öyle bir şey var ha, niye? Göbekli midir oyun oynayanlar? Şişman mıdır? İtici insanlar mıdır? Yemin ediyorum bak, geçen o e-spor arenasına gittim ben. Aha. Yeni açıldı yani. Hepsi de çirkin çocuklardı değil mi? Hepsi nasıl çirkin? Lan ne sana, çirkinler bak, ya. Yanımdan bir çocuk geçti, yeni yurt dışından gelmiş böyle. Çocuk kaslı maslı basmış böyle bench press sarı şeyler şunlar bunlar. Dedim böyle bir şey değil abi. Gerçekten öyle bu arada. Cidden öyle. Yani ben böyle gördüğüm e-sporcular hep benden formunda mesela, benden daha formunda falan böyle yani. Abi cidden ya, hangi oyuncu ya, sarışın, siz bilirsiniz kesin. Hatta takdir ettim yani adamı. Tanımıyorum hani hiç de. Neydi ya adı? Bursa. Aynen Bursalı galiba. Bursa'da oynuyor. Aynen. Bu ne? Bursa Sport. LOL. LOL takımı yazsam. Viking mi? Viking Bursa Spor. Abi bulamadım fotoğraf. Viking işte, biliyorlarmış yani. Aha attı, bir dakika, doğa attı. Ha evet. Evet aynen abi. Aynen, bayağı adam uzun. Vücut yapılı falan böyle. Böyle bir adam yani. Bak burada tam belli değil ama bayağı böyle şey yani. Hani sporunu falan yapıyor belli. Orada şeyden bahsetmeye çalıştım. Ya herkeste öyle bir algı var ama öyle değil şu an falan filan diye bahsetmeye çalıştım. Korktun değil mi lan? Çok korktum oğlum. VS de atılmaz biliyor musun? 1v1 falan da atılmaz. Harbiden ya, bir de gerçek sporcu adam aynı zamanda. Adamın canını sıkarsın, yanlışlıkla kesiveririz falan. Abi dedim, insanlar hep dedim yanlış şurayı bir görmesi lazım dedim yani. Harbiden ya. Dedim. Peki helal sosyal olsun, olarak oyun oynayanlar sosyal olarak zayıf mıdır? Şimdi eskiden galiba o asosyallik oluyormuş, tamam mı? Böyle herkes evine kilitlenip işte odada oynayıp falan filan öyle moda giriyormuş. Bence şimdi Discord'dur, şudur budur, insanlar hep birbiriyle kaynaşıp tanışıp dışarıda aksine buluşuyorlar abi şu an. İnternetin yaygınlaşması insanların... Doğru bu arada, mesela doğru. Direkt ben Discord'dan bile bir sürü tanışıp arkadaş olan, dışarıda buluşan, sevgili olan, evlenen çok gördüm yani. Çok gördüm. Bu da doğru. Sosyalliğini farklı bir boyuta mı taşıdı yani? Dışarıda asosyal oluyorlar. İçeride? İçeride zaten asosyaller. Bu da doğru. Bu da doğru. Şimdi adamların kendi aralarında bir muhabbet olduğu için mesela dışarıda arkadaşlarınla buluşuyorsun. Discord'dan tanıştın. Lan oğlum. Lan biz varız işte. Jurox, ben, Emre, Eray. Hep Discord'dan tanışıp şey yaptık işte, arkadaş olduk falan filan. En basitinden. Evet. Ama dışarıda da işte kendi aranda muhabbet ediyorsun. O dışarıda da asosyal olmuş. Öyle bir şey değil bu arada. Devam. Derin. Şimdi evet, mesela Discord'da konuşulanlar asosyal olmuyor mu? Sosyal mi oluyor yoksa internet sosyal mi oluyor? E-spor gibi, e-sosyal. İnternet e-sosyal oluyor galiba. Evet. Ama işte bunu dışarıya taşıdıklarında... O zaman da e-sosyalin bağlamında sosyal oluyor. Çok kültür seviyesi arttı, ben bunu daha fazla dayanamayacağım. Ben valla. Twitch yayını izleyenler ezik midir? Bugün konu bu. Eziklik. Eziklerden gidiyor. Ama Twitch yayını izleyen, asosyal, herhangi bir şeyi başaramamış, ezik, niteliksiz... Durun durun, gitmeyin lan, tamam. Abone sayım şu anda, bakıyorum abone sayıma, 1'e düştü. Bence yayıncılar tamamen ezik. Evet. Hayır. Peki en kaldı. Ezik yayıncı. En ezik yayıncı, bak. Hayatımda gördüğüm en ezik yayıncı... Jurox. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biraz kırıcı oldu ama benim de. Tam yıkık değil böyle, evde oturuyorum. Aşk olsun. 10 yıldır sevgilisi yok. Aşk olsun.
Sana şöyle bir soru soracağım. En sevdiğin YouTuber ama şık vereceğim. Şıklar arasından seçeceksin. Tamam. 1. Rain Man. Haydi. 2. Berkcan Güven. 3. Orkun Işıtmak. 4. Enis Kirazoğlu. Tabii ki de içeriklerini ayrı bir sevdiğim, her yemekte izlediğim, her yemek yerken ve yayınlarda sürekli lan yayında izlesem mi ya da izlemeyeyim ya insanlar anlamayacak zaten sıkılacak videodan deyip kendim zevk aldığım özel bir insan var. O da Enis Kirazoğlu'dur. Gerçekten keyif alıyorum bu arada. Oyun videoları var ya, bir şey anlattığım videolar var. Çünkü onları dinleyip, öğrenip, yayında da izletmeyip ben kendim satıyorum yayında. Evet, onu çok anlatıyorum. Duyuyorum. Çok duyuyorum bunu. Sakın bu arada şey yapmayın ha. Sakın izlemeyin bak. Sakın izlemeyin. Orada ben şey yapıyorum. Bu aralar ama gerçekten bak. Şöyle bir videolarına bile girdiğimde bu aralar abi. Yemek yerken yani tüm videolarını, neredeyse tüm videolarını ne kadar çok... Birçok videosunu ama ben bunları izledim hatırlıyorum. Tamam da bunları izledim oğlum. Hayır o şeyden dolayı bu bilgisayarda izlediğim bunlar ya. Bu sadece bu bilgisayarda izlediklerim bak şunlar. Ondan dolayı öyle. Geçmişi silmek değil ya, bu bilgisayardan izledim. Mesela telefondan da çok izliyorum ben. İşte izliyorum yani. Oğlum arada bir anlattığım bilgiler buradan zaten. Sakın ananana amına koyayım. Kahve döküldü. Pardon. Of ya. Televizyonda açık olan varsa özür dilerim. Aile izliyor. Geçen Konami güzel olayını anlattım. Öyle mi? Vay be. Güzel. Anlat. Ekmeğimize kan doğranıyor. Aşk olsun. Takım tutuyor musun? Önceden çok daha fazla maç izliyordum. Biraz daha 16-17 yaşlarında. Fenerbahçeliyim. Aa, ben ama de Fenerbahçeliyim. Son 2 yıldır falan neredeyse hiç izlemiyorum. Güzel yani. Noktada bırakmışsın. Harbi mi? Evet. Ya, bu aralar çok böyle kanser falan tweetler görüyorum. Konuyu kapatıyorum. Şey mesela ben şeyi hiç bilmiyorum. Slimani. Konuyu kapatıyorum. Geçen böyle birkaç tane şey gördüm. Kapat şu konuyu artık. Şu konuyu kapat. O kadar ya. Oğlum ama Enis abi nasıl sinir oluyor ya. Öyle mi gol atmadı? Ne sen sor ne ben söyleyeyim be. Bir sonraki videoda Slimani konuk almayı düşünüyorum zaten. Aşk olsun. Yurt dışında yayın yapmayı düşündün mü hiç? Öyle bir hedefin var mı? Şimdi ben zaten global bir yayıncıyım. Neler? Global. Ne? Global bir yayıncıyım. Bak geçen valla yayındayız. Birden bir baktım Alniti benim yayına girmiş. Kim o? Alniti diye yurt dışında tanınan. Şu an YouTube'da search ediyorum. Aşk olsun. Slimani bir forvet oyuncusu. Forvet oyuncusu gol atamadığı için evet. Şey yapıyorlar. Ha, göre. Ama mutlularsa sonuçta yine de takımı değiller mi? Konuyu kapattım. Tamam. Güzel olmuş. Edit çok tuhaf ama. Edit'i gerçekten ben de anlayamadım yani. buyurun. Oğlum ne güzel içerik lan, düşünsene arabayla gidiyorsun, trafikte kalıyorsun. Çek video. Çok enteresan. Gözlüğün altından gözlük çıktı lan, şapkadan tavşan çıkarır gibi. Kanka benim gözler bozuk ya. Bunun şeyi var. Güneş gözlüğü gibi yani, çerçevesi var. Onu böyle tık diye takıyorsun. Öyle bir şey. Erdem Ali Cengiz hoş geldin.